Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa size 236 santim genişliği, 6 metre uzunluğu olan ortadan 4 tekerlekli yani salıncak dingil olarak tanımladığımız tekerlekli konteynerimizin tanıtımını yapacağım. Bu konteynerimiz de yine diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi yan taraflarında ve üstünde 4 santim kalınlığında poliüretan dolgulu sandviç panelden yaptık. Bu sandviç panelimizin detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Yine salıncak dingilimizi anlatmış olduğumuz detaylı tanıtım videosunu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan salıncak dingilin ne tür avantajları var, artıları ne, eksileri ne, onları oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu depomuzu, normalde biz depomuzu konteynerimizin üstüne yapıyorduk. Müşterimizin özel isteği üzerine depoyu biz aşağı kısma yaptık. Ve basıncı sağlayabilmek için, suyun basıncını sağlayabilmek için içerisine bir adet de su motoru koyduk. Yine de normalde biz depoyu aşağıya koyduğumuz zaman veya depoyu koymadığımız zaman merdiven yapmıyorduk üstüne çıkmak için. Bu müşterimiz de üstüne fazlalık eşyaları kullanabilmek için, fazlalık eşyalarını koyabilmesi için yani bir adet merdiven istedi. Onu da yine isteği olarak yapıyoruz. Dört köşede denge kollarımızı görüyorsunuz. Bu şekilde. Buradan musluğun ağzına hortumu dayayarak ister depoyu doldurabilirsiniz buradaki vana vasıtasıyla. İsterseniz de ufak tefek ihtiyaçlarınızı, su ihtiyaçlarınızı buradan giderebilirsiniz. Veya depodan suyu kullanmak istemediğiniz zaman vanayı kapatıp musluğun ağzına hortumu verip içeriye suyu verebilirsiniz. Şöyle genel itibariyle dışını göstermeden önce altını bir göstermek istiyorum. Altı 15 mm OSB standartı olarak olduğu gibi onun üzerinde 2,5 mm kalınlığında muşambadan yapıldı. Şöyle hemen çevresini göstereyim size. Ön tarafımız traktörlere uyumlu olarak halka şeklinde yapıldı. Penceremizin biri burada. Biri kapımızın hemen yan tarafında yani görüş açısı biraz daha görüş açısı açısından daha avantajlı oluyor. İçini göstermek istiyorum şimdi de. Parke desenli muşambamızı görüyorsunuz. Sağ tarafta 4 kişilik ranzamız var. Bu şekilde burada çok rahat bir alan oluşuyor. Yani 4 metreye yaklaşık 130 santim gibi ranzalarla 4 metre bu şekilde, 130 santim bu şekilde çok rahat bir alan oluşuyor. Burayı bölmeyi yapmadık. Yani biraz daha geniş bir ortam sunması için bölme yapmadık. İsteğe göre bölme de yapabiliyoruz. Burada soba deliğini görüyorsunuz. Buraya küçük bir soba koyabilirsiniz. İçeri ısıtmanız gerektiğinde. Burada da 55 santime 131 santim ölçüsünde mutfağımızı görüyorsunuz. 3 göz alt dolap, 3 göz üst dolap. Burada da duş ve tuvaletimiz var. Tamamen rahatlıkla kullanılabilir bir kişi içerisinde rahatlıkla kullanabilir. Su motorumuzu görüyorsunuz ve kırmızı basınç tankımızı görüyorsunuz. Su motorumuz bu şekilde, basınç tankımız da bu şekilde suyun son derece tazyikli gelmesini sağlıyor. İçten iç yüksekliğimiz 2 metre. Ranzalarımızın da yaklaşık yük taşıma kapasitesi ortalama 120 kilo gibi yük taşıyabiliyor her bir ranzamız. Yani bir takım ranza toplamda 240 kilo yük taşıyabiliyor insan ağırlığı açısından. Burası çok ferah bir alan oldu. Bu şekilde yapmamız ciddi anlamda faydalı oldu. Özellikle mutfağı bu şekilde döndürmemiz faydalı oldu. Siz bu tarafa da bir adet televizyon koyabilirsiniz veya bu tarafa bir adet televizyon koyulabilir. Alan rahatlıkla kullanılabilir. Şu anda bu karavanımızın ağırlığı yaklaşık 1 ton 200 kilo gibi. Yine 1.5 motorlu araçla düz yolda rahatlıkla çekip götürebiliyoruz. Özellikle uzun yolda sürekli gezdirecek olan vatandaşlarımız için veya arazide, yaylada sürekli gezdirecek olan vatandaşlarımız için ortadan 4 tekerlekli olması da ciddi bir avantaj sağlıyor. Benim boyum 1.86. Bizim konteynerimizin içten iç yüksekliği de 2 metre. Diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi. Şu anda rahatlıkla ben konteynerin içerisinde gezebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Detaylı bilgi için videomuzun başlığındaki telefon numaramıza çağrı bırakabilirsiniz. Bu videomuzu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Yine yeni modellerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen.
Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.